Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Mistiko'nun sunduğu Ali Edim ve Mert Elam'la Hattrick başlıyor. Mistiko! Evet, bugün günlerden Avrupa Ligi günü, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacaklar. Biz de hem bu karşılaşmaları hem dünkü Beşiktaş mücadelesini Ali abiyle birlikte değerlendireceğiz. Bugün bir değişiklik yaptık. Ali abi telefonun diğer ucunda olacak. Ali abi merhaba, hoş geldin. Ha, bakmadı mı sen? Ha, ben de sanki Ali abi var zannediyorum, pardon. İçeriden Mehmet uyarmış fakat henüz bakmadı. Ali abiyle bugün telefondan yapacağız. Ondan dünkü maçla ilgili tabii stat'taydı. Görüşlerini de dinleyeceğiz. Diğer maçları da konuşacağız. Bizlere tabii ki mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben hatırlatmayı yapayım. Twitter'da Mert Elan ve Ali Yerim adresleri ki bugün genelde bana yazarsanız tabii çok daha makbul olur. Onu söyleyeyim. Çünkü Ali abi evde olduğu için telefona belki çok fazla bakamaz. Telefondan çünkü bağlanacak. O yüzden Mert Elan adresine mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tabii ki Instagram'dan da yine Mert Elam adresinden mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi dün Şampiyonlar Ligi günüydü Beşiktaş adına. Bugün de Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacaklar. Oradaki son gelişmeleri de konuşacağız. Sizlerden de tabii ki yorumları alacağız. Bakalım sizlerin hem dün akşamki karşılaşmayla ilgili hem de bugünkü iki maçla ilgili düşünceleri neler. Tabii sadece bu konular yoktur gündeminizde, farkındayım. Dün Kulüpler Birliği cephesinden de bir açıklama gelmişti. O da çok fazla tartışıldı. Yine farklı farklı gündem maddelerimiz var elbette. Şimdi bakalım ilk gelen mesajlara, onlarla başlayalım. Ali abi telefona bakmadı, görüyorsunuz işte programda yok. Telefonla da bakmıyor. Böyle bir programcılık anlayışı var kendisinde. İbrahim Akbulut benim tarzım bir espriyle başlamış programa tweet atmaya. Beşiktaş'a ikinci yarıda bir haller oluyor demiş. Evet, bu espriyi dün zaten ben de timeline'ımda, sosyal medyada bayağı bir gördüm. Klasik bir espri. Yani biraz daha yaratıcı olmanızı bekliyorum açıkçası. Bunlar ilk akla gelen espriler. Devre arasında oyuna girdiğinde zaten ben de benzer şeyleri düşündüm. Yani bu Beşiktaş'ın pek lehine olacak bir değişiklik değildi ama ilk yarıdaki oyunda onu bağırıyordu. Ajax çok fazla konsantre olamadı karşılaşmaya ilk yarıda özellikle. Ama hallerin girişiyle birlikte daha farklı bir Ajax gördük. İkinci yarı neredeyse tek taraflı bir oyun vardı bana kalırsa. İlk yarıda Beşiktaş'ın pozisyonları vardı. Ajax savunmasını tehdit etti. Bu bence iyi bir şey. Beşiktaş normalde ilk 20 dakikalarda çok iyi oynuyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Ama bu sefer ilk yarının genelinde iyi oyunu nispeten sürdürdü. Tabii geride pozisyonlar da verdi, sıkıntılar da yaşadı. Ama maçın tabii ilk yarıdaki geneline bakarsak gayet olumlu bir Beşiktaş performansı vardı. Fakat o performans gole dönüşmedi. İkinci gole özellikle. Larin'de siyah beyazlar bayağı bir pozisyona girdi. İşte dokunamadığı bir top var. Onun haricinde yine soldan sürüp vurduğu, kalecinin çıkardığı bir top. Karşı karşıya kaldı ki ilk yarının herhalde en net gol pozisyonu diyebiliriz bunun için. Bunları kaçırdı Kanadalı futbolcu ve Beşiktaş'ta soyunma odasına 1-0 gidince ikinci yarı çok daha zor hale geldi. Beklentiler tabii puan veya puanlardı ama Beşiktaş en azından hani dün
Mesela ben burada çok umutsuz bir şekilde konuşuyordum Beşiktaş'la ilgili. İşte Ajax'ın ne kadar formda olduğundan, işte istatistiklerinin ne kadar iyi olduğundan bahsediyordum. Ama benim beklentimin çok dışında, çok sevindim ilk yarı izlerken. Hatta ilk 10 dakikayı görünce dedim bu Beşiktaş ilk yarı birden fazla gol bulabilir. Kalesine de gol görebilir ama en azından rakip kalede çok daha fazla tehdit oluşturabilir gibi gözüküyordu. Öyle de oldu ama sadece bir golde kalması Beşiktaş için ve puan için tabii ki yeterli olmadı. Ümit Koşar, dün spiker dedi ki sahada Ajax oyunculara fiziksel olarak tepki veren tek isim Can. Bu sezon Topal, Atiba, Salih, Oğuzhan hatta Pjanić ne performans verdi ki Can yedek başlıyor anlamış değilim diyor. Tabii her oyuncunun özelliği farklı. Mesela her takımda illaki işte 11 oyuncuda fizik olarak iyi olacak oyunculardan kurulmaz. Burada bir denge olması lazım. Denge önemli. İşte orta sahayı bir kesici kullanırsınız. Joseph gibi. Bir Pjanić gibi işte Maestro kullanırsınız. Bir de yine oyunu çift taraflı oynayabilecek bir orta sahayla bir kadro kurabilirsiniz. Beşiktaş'ta bu denge biraz yoktu. Özellikle Teixeira'nın da dünkü performansını bir kez daha görünce Beşiktaş orta sahada İşin savunma kısmında yumuşak, hücumda da Teixeira'sız gözüktü. O da Beşiktaş'ı elbette işte çok kötü etkiledi. Mesela bu canlı kadro daha mı iyi, Beşiktaş'ı daha mı iyi yerlere getir? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani evet, Can orta sahaya fizik olarak çok fazla şey dün de kattı. Oynadığı zaman da katıyor. Bundan sonra da belki katacak ama Pjanić ve Joseph sahada olduğunda oradaki doğru isim Can mı? Bu bambaşka bir tartışma konusu. Yoksa orada kesilmesi gereken oyuncu Pjanić mi? Bunlar zor denklemler. Ali abinin tabii şimdi birazdan bağlanacak reklam arasına verdikten sonra. O daha farklı düşünüyor. O Pjanić'in mesela biraz daha önde oynaması gerektiğini düşünüyor. Ama Pjanić'e sorsanız Pjanić pek oralı değil. İşte sabah konuştuk. Belki dinleyenler vardır. Ben dedim ki Pelkas işte bu takımda 10 numarada forma bulamıyorsa hani kanat beki olarak ne bileyim bek olarak bir şekilde oynasın ve işte forma giysin. Bunları çünkü yapabilecek yetenekte bir oyuncu demiştim ama büyük ihtimal işte Ali abi de söyledi, Barış abi de söyledi. Oyuncu istemiyor dedi. Burada da benzer şey olabilir. Pjanić kariyerinin başında nispeten 10 numaraya yakındı ama yıllar geçtikçe 8-6 iyiden iyiye geriye gitti. Şey olarak, pozisyon olarak, futbol olarak demiyorum, pozisyon olarak geriye gitti. O yüzden onu şimdi ön tarafta ne kadar kullanabilsin? Bir de pek niyeti yok gibi Pjanić'in. Yani önde oynayayım, orada işte stoperlerin arasında, defansif orta sahaların arasında değil de daha geride işte 10 numaraların savunma yaptığı bir oyuncu olmak onun daha işine geliyor. Geride top alayım. İşte iki stoperi yanımda göreyim. Oyunu böyle daha geniş açıdan görmek istiyor Pjanić belli ki. O yüzden hani Pjanić ile ilgili artık böyle bir tasarruf çok kolay olmaz. Çünkü dediğim gibi oyuncunun da buna pek fazla niyeti yok. O yüzden Sergen Yalçın da belli başlı burada artık çareler üretmek zorunda. Bilmiyorum hangisi olur. Bundan sonra Beşiktaş için hangisi çok daha makul. Tabii en makulü Teixeira'nın forma girmesi. Ama gözüken o ki şu anda Teixeira'nın böyle bir niyeti yok. Eğer o forma girerse işte ligin ikinci yarısıyla birlikte daha dengeli bir Beşiktaş takımı görebiliriz. Bakalım mesajlarınıza yine neler gelmiş. Kaan demiş ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3. olup konferans ligine gitmesi daha iyi olmaz mı? Avrupa Ligi çok zor oldu. Belki konferans liginde daha çok puan toplanır. Tabii bu bir bakış açısı. Makul de gözüküyor. Çünkü puanlar da aynı. Yani Avrupa Ligi'nden topladığında Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi fark etmiyor. Sadece puanlar aynı ama bunu böyle işte konuşamazsın basın önünde. Yani bir teknik direktör Avrupa Ligi iddiası sürerken onu bırakayım da Konferans Ligi'ne gideyim demez. Ancak ve ancak işte günün sonunda Fenerbahçe, Galatasaray 3. bitirirlerse gruplarını bizim için kaybedilmiş bir şey yok. Konferans Ligi'nde Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz diye konuşabilirler. Çünkü her zaman taraftarın da teknik adamların da futbolcuya da beklentisi daha üst liglerde daha iyi takımlarla mücadele etmek. Onlar senin benim gibi sadece ülke puanı düşünmüyor bana kalırsa. Yani Avrupa Ligi emin olun Konferans Ligi'nden daha cezbedici futbolcular için de. Şimdi Galatasaraylı futbolcuya bugün sorun. İşte bu grupta olmak Avrupa Ligi'nde. Marsilya'yla, Lazio'yla, işte Lokomotiv Moskova'yla mücadele etmek bence onlar için çok daha iyi.
Yani daha dişsiz rakiplerle oynamak oyunculara da bir katkısı yok. Onların gelişimine de bir katkısı yok. Bu tarz rakipleri ben her zaman tercih ederim futbolcu olsam. Tabii işin top noktası, yani Şampiyonlar Ligi için City'yi, Bayern Münih'i, Liverpool'u rakip olarak istemek çok kolay bir şey değil oradan. Çünkü bir şey çıkarmak da pek mümkün değil, ama benim anlatmaya çalıştığım bu daha Avrupa Ligi gibi turnuvalardaki takımlar, bunlarla mücadele etmek bizim takımlar için bence çok daha iyi. Tabii ki diğer taraftan, eğer bir taraftar bir ülke puanı olarak bakacaksak bu duruma, evet, Konferans Ligi'ne devam etmek çok daha makul. Belki Fenerbahçe için böyle bir yol olabilir günün sonunda, çünkü Fenerbahçe Galatasaray'a göre biraz daha dezavantajlı. Şu anda D grubunda Fenerbahçe 3. Eğer bugün Antwerp Frankfurt'a yenilirse Fenerbahçe'de en kötü 3. bitirmeyi garantileyecek ve Konferans Ligi'nde garantileyecek, ama Olympiakos'u yendiği anda tabii ki Avrupa Ligi'nde devam etme şansı da iyiden iyiye güçlenecek Fenerbahçe'nin. Bakalım, enteresan, çünkü Avrupa Ligi'ne de çok dişli rakipler gelecek gibi gözüküyor. İşte dün gördüğünüz Dortmund, hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu büyük ihtimal. Yani Sporting'i geçmesi düşünülüyordu Alman ekibinin, ama üst üste Dortmund 3 karşılaşma kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde. Sporting üstte 3 maç kazandı ve bir anda gruptaki dengeler işte dünkü gördüğünüz gibi değişiverdi. Evet, 14-16 saatlerimiz. Şimdi bir araya gidelim. Aradan sonra Ali abi de aramıza katılacak. Onunla birlikte gelişmeleri değerlendirmeye yine devam edeceğiz. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! 14.22 saatlerimiz devam ediyoruz. İlk bölümde Ali abi tüneldeydi. Büyük ihtimalle kendisine ulaşamadık. Şimdi attığımızda Ali abi, hoş geldin. Hoş bulduk Mert. Tünelde miydin? Tünelde değildim de çok acımasızsınız. Telefona bir saniye bakmadım. Ondan sonra Mehmet yok, sen yoksun. Mesajlara cevap verilmiyor. Yani sadece reklam var Hattrick'te. Bu nasıl program? Ben yokum derken ben yayın yapıyordum. Farkındaysan hani 14-23'e kadar seni beklemedik girmek için. Deminden beri reklam dinliyorum ya, böyle bir şey. Vallahi yok. Çok reklam veriyorsunuz değil mi? Sen vallahi çok reklam veriyorsunuz. Olacak iş değil. Peki programın girişini dinledin mi? Kaçırmışsındır gerçi orayı da. Tam girişini dinlemedim. Ondan sonra açtım. Ne oluyor diye. Yani önce siz açmayınca dedim acaba bir yayın mı var? Ne oluyor dedim. Onu da merak ettim. Yok, biz zamanda aradık bence. Yani gayet 14.03'te girdik. Mehmet hani, aradı, ulaşamadı. Ne oldu ne bitti. Tabii ondan sonra duyduklarım için üzüldüm. Yok, Pjanic işte geride oynamak istiyormuş. Konferans Ligi takımları için daha iyi olurmuş. Onlar ayrı konular. Ama seni tebrik ederim bu arada. Niye? Ali Şansalan bu hafta maç almış. Ha, evet, benim de aklımdaydı. Şimdi televizyona bakıyorum. Hakemler geçiyordu hafta, ama aklıma geldi benim de. Evet, şeyden, kızaktan çıktı galiba. Kızağa çekilmişti Süper Lig'de. Bir de derbi almış. Antalya Spor Alanya Spor tabii, maçını tabii. Almış. Aynen, güzel bir derbiyi de almış. Ben girişi şu yüzden mi sordum, dinledim mi diye. Avrupa Ligi müziğiyle girdim. Bugün malum Avrupa Ligi günü. İki temsilcimiz sahaya çıkacak. Sen hep Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi müziği çalıyorsun. Ben de bundan sonra eğer moderatörsem Avrupa Ligi müziğiyle Perşembe günleri yayına başlayacağım Ali abi. Böyle bir karar. Güzel güzel, iyi yapmışsın. Avrupa Ligi müziğini alıştırmak lazım. Konferans Ligi müziğini de alışmamız lazım dediğiniz gibi. Aynen. Bunları ezberlemek gerekiyor. Yalnız şöyle bir ikileme düştük. Program öncesi Mehmet'le şimdi arka tarafta. Sistemde bir tane daha Avrupa Ligi müziği kayıttı. O başka bir şey çıktı. Benim çaldığım başka bir şey. Acaba hangisi doğru diye bir an tereddüt ettik, ama bakalım akşam daha dikkatli dinlersek herhalde benim çaldığım diye ümit ediyorum. Eğer benim çaldığım çıkmazsa da skandal. Yok yok, o Avrupa Ligi müziği geçen gün senin çaldığın müzik. O mu? Çünkü içeride biz başka bir şey dinledik. Sonra yine Avrupa Ligi müziği diye kaydetmişiz, ama o başka bir şey çıktı. Bilemiyoruz, akşam dediğim gibi daha dikkatli takip edeceğim. Şimdi çok mesaj gelmiş Ali abi. Sen yokken tabii dünkü maç, bugünkü karşılaşmalar, herkes bunu konuşuyor. Sen de biraz Beşiktaş'ı konuşalım. Tamam. İstiyorum dinleyelim.
dinleyicilerden de o maçla ilgili yorumlar gelmiş. Ben kısaca bir özet geçmeye çalıştım programın girişinde. İşte ilk yarı daha Beşiktaş'ı iyi buldum ama ikinci yarı tek taraflı bir oyun vardı Ajax adına. Ahmet Karaca mesela demiş ki Umut Rıdvan'dan daha mı iyi? Dün son topları iyi oynayabilseydik skor çok daha farklı olabilirdi demiş. Bu iki cümle birbirinden bağımsız benim anladığım kadarıyla. İlk Umut Rıdvan'dan daha iyi diyor soruyor, sonra son topları iyi oynayabilseydik ki Larin'i herhalde kastediyor son vuruşlar konusunda. Sıkıntılı olduğu bir gündü. Çok da şaşırmıyorum çünkü Larin Ali abi sanki böyle tek topları daha iyi gole çeviren bir futbolcu. Böyle topu kontrol edeyim, işte topu sürerek gideyim, kaleye vurayım falan, biraz onluk değil. Ne dersin? %100 öyle. Larin topla ilişkisini arttırdıkça, topla daha fazla şeyler yapmaya çalıştıkça defoları ortaya çıkıyor. Dün mesela Larin'i izlerken şunu düşündüm. Larin Beşiktaş'ta kiraya gitmeden önce ben biliyorsun çok olumsuzdum Larin, hı-hı, hakkında. Hı-hı. Hayatta oynayamaz diyordum bu takımda santrafor pozisyonunda. Dün biraz bana o Larin'i hatırlattı. Topla ne kadar fazla aksiyona girdiyse o kadar fazla hata yaptı ve bunun sonucunda da hani Beşiktaş'ın belki olası galibiyetinde eksi bir yön gözüktü Larin'de. Larin'in yerine başka bir oyuncu olsa o pozisyonları atardı anlamında söylemiyorum ama Larin yarın öbür gün aynı pozisyonda oynarsa benzer defoları yine göreceğiz Larin'de. Beşiktaş'ta dün Umut Meraş, Enkudu kanadı aslında Ajax tarafında bir maden buldu. Orada Neres açıkçası çok fazla geriye dönme niyeti olmayan bir 90 dakika oynadı. Tabii oyunda kaldığı süre içerisinden bahsediyorum. Bunun dışında Ajax'ın 6 numarası aynı Josef de Souza gibi yoktu. Cezalıydı. Hı hı. Mazuri de yine Enkudu'yu karşılamakta zorlandı. Ama Enkudu Umut Meraş kanadında Umut Meraş'ın biraz daha özgüvenli bir oyuna ihtiyacı vardı bana sorarsan. Çoğu pozisyonda önü bomboşken devam edip orada fizik gücüyle beraber avantaj sağlamak yerine, ki bunu Enkudu yaptı zaman zaman, dikkat etmişsindir. Hı hı. Yani yaptığı sadece topla beraber başarılı driplingti. Önünü boşaltıp orta yaptı. Umut Meraş onu yapmak yerine erken bir şekilde topa bastı. Erken bir şekilde orta yapmaya çalıştı ve olası avantajların önüne geçti. Umut Meraş'ı izlerken biz Erman Meç'le beraber gittik maça. Erman'a dedim ki hani Rıdvan olsaydı bu mücadelede Beşiktaş ilk yarıda iyi oynadığı bölümde belki farkı arttırabilirdi. Hani Rıdvan Yılmaz'ın Cebeli Tarık maçını oynayıp sonradan girmesiyle beraber o hücumdaki opsiyonları iyi kullanması, hücumdaki isabetli ortalarıyla beraber milli takım fark yaratmıştı. Tabii ki Cebeli Tarık'la ayak savunmuyorum ama dün de Rıdvan en azından bir iki tane Umut Meraş'ın yakaladığı pozisyonu yakalasa daha etkili kullanabilirdi işin hücum tarafında. Rıdvan ligde mesela 4 maçtır forma giyemiyormuş. Galatasaray derbisiyle başlıyor. Hatay, Trabzon, Alanyaspor aslında kağıt üstünde de ligin en iyi takımları bunlar. Yani puan tablosuna baktığımızda en iyi takımlarından diyebiliriz en azından. Bir tek 4-0'lık Sporting maçında 3 Kasım'da oynamış en son Rıdvan Beşiktaş formasıyla. Dünkü karşılaşmada da sakattı. Aslında sakat olmasa oynayabileceği maçlardan biriydi bana kalırsa. Çünkü ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni farklı farklı hani düşünüyor. Burada biraz rotasyon yapabilirdi. Sol bekte Umut Meraş'ı dinlendirme yoluna gidebilirdi Sergen Yalçın. O açıdan da o sakatlık talihsiz oldu. Tabii bu kadar maç yapmazken sakatlanması da ayrı bir soru işareti. Yani darbeye bağlı bir sakatlık mı? Gerçi değil sanıyorum, değil mi? Adele sakatlığıydı. Rıdvan Yılmaz'ınki de. Yine o da düşündürücü. Rıdvan'da da öyle bir sıkıntı baş göstermez inşallah. Bu Adele sakatlıkları özellikle bu sezon Beşiktaş'ta çok fazla yaşandı. Rıdvan'da da zaman zaman böyle şeyler hatırlıyorum ben. Dediğim gibi umarım kariyerini onun pek fazla etkilemez. Teşer'le ilgili mesela çok iddialı bir yorum gelmiş Amorenik'li dinleyicimizden. Beşiktaş takımında normal şartlarda U19'da bile oynayamaz demiş. Tabii biz abartmayı seviyoruz bu tarz söylemleri ama bahsettiğimiz oyuncu da Alex Teixeira. Evet. Şu an evet formsuz ama Alex Teixeira yetenekli bir futbolcu. O yüzden hani biraz zamana ihtiyacı var. Gözüken o. Ama Beşiktaş'ın öyle bir zamanı var mı? O da tartışılır. Alex Teixeira ile alakalı olarak bence en güzel tespitlerden birini bizim Rıdvan Aksu yapmış. Zaman zaman biliyorsun ondan alıntılar yapıyorum, hı-hı, ben. Rıdvan şöyle söylüyor Alex Teixeira ile alakalı olarak.
Diyor ki hani isteğinde arzusunda bir sıkıntı yok ama istediklerini yapamıyor şu an. Dün onu ben gördüm. Bunu net şekilde yani Rıdvan'ın söylediklerini onaylayabilirim. Hani Alex Teixeira öyle mücadeleden kaçmıyor. Elinden geldiği kadar koşmaya, rakibi takip etmeye çalışıyor ama olmuyor Mert şu an. Olduramadı yani evet. O temponun çok uzağında, o gücün çok uzağında. Gücün olmadığı zaman, maç ritmin olmadığı zaman yapamıyorsun. Yani o koordinasyon Alex Teixeira'da yok. Topla istediği yerlerde buluşamıyor, etkili yerlerde buluşamıyor. Şimdi mesela Pierre için formunun Alex Teixeira'dan çok daha iyi olduğunu iddia edemem. Ama oyuncu profillerinin farklı olması Pjanic'i ön plana çıkartıyor. Alex Teixeira'dan beklenti farklı, Pjanic'ten farklı. Evet. Pjanic biraz daha kendinden bekleneni yapabilirken Alex Teixeira kendinden bekleneni hiç ortaya koyamıyor. Şimdi Beşiktaş'ın merkez orta sahası da iki tane bu tarz oyuncuyu, daha doğrusu temposu düşük oyuncuyu kaldırabilecek seviyede değil. O bakımdan geçen seneki oyundan Beşiktaş çok uzaklaşıyor. İşte sen de söyledin, Can'ın oyuna girmesiyle beraber Beşiktaş'ın orta sahası biraz daha toparlandı. Beşiktaş'ın Can özelinde söylemiyorum, o tarz bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylüyorum. İlla Can değil. Yani iyi bir Atiba, iyi bir Can, iyi bir Salih. Yani öyle mücadeleyi ortaya koyacak, çok daha fazla ısıracak tabiri caizse bir oyuncuya ihtiyacı var. Şu an bu opsiyonlar içerisinde Atiba'nın formsuz olması, Salih'in formsuz olması, işte Necip'in stoperde daha etkili gözükmesiyle beraber Can öne çıkıyor. Rıdvan konuştuk. Hani büyük ihtimalle iyileştiği zaman 11'e monte edilecek Sergen Yalçın tarafından. Teixeira ile ilgili olarak da herhalde dedi yeni yılla beraber kendini toparlar. Ben Teixeira'nın da en azından ligin ilk yarısının kalan bölümünde artık bir rotasyon oyuncusu olarak oyuna sonradan gireceğini, ihtiyaç olunduğu anda yedek kulübesine dönüldüğü anda Teixeira'ya bakılacağını ama orada bir farklılık olacağını düşünüyorum sonrasında. Acaba ne kötü gitti onun açısından? Şimdi düşünüyorum sen konuşurken bir yandan hani şu olabilir gibi geliyordu ilk başta. Hani yabancı bir ülkeye geldi, buraya alışamadı mı acaba dersin ama Joseph gibi çok yakın bir isim var takımda. Brezilyalı, Wellington var, arkadaş ortamı, hani İstanbul'a adapte olması için bence her şey müsait. Yani Joseph'le olan ilişkisini zaten herkes biliyor. O konuda bir problem yok. Sakatlık ve uzun süre futbol oynamamak en makulü gözüküyor. Ama o da artık Kasım ayına geldi. Kasım ayına kadar da bunun da bir bahane olmaktan çoktan çıkmış olması gerek. Yani ilk başlarda evet böyle konuşabilirdik. Ama 25 Kasım olmuşken artık bu sakatlıkmış, 8'e oynamamakmış. Bunlar bence hele özellikle Süper Lig'de bile fark yaratamıyorsa, Teixeira hadi Şampiyonlar Ligi'ni geçtim. Burada daha derin bir sıkıntı var. Sergen Yalçın mı kullanamıyor? Takımın oyun yapısı mı ona uygun değil? O yüzden mi Teixeira ön plana çıkamıyor? Gerçekten dışarıdan çözmek çok kolay değil. Yani ben sadece Teixeira'nın fizik gücünde de problem olduğunu düşünmüyorum Ali abi. Sadece bu olamaz. Ne dersin? %100 o olamaz ama bence ağırlıklı olarak problem Beşiktaş'ın merkez orta sahasında. Beşiktaş'ın merkez orta sahasında hatırla geçen seneki düzeni. Geçen seneki düzende Beşiktaş 10 numaralarından gerekli verimi alamasa da bir şekilde Beşiktaş oyun hakimiyetini ve skor hakimiyetini alıyordu 90 dakika içerisinde. Ama bu sene işte Pjanic'in oraya girmesiyle beraber Beşiktaş'ın orta saha zafiyeti arttı. Üstüne Teixeira geldi. Yani Teixeira'yı bir merkez orta saha oyuncusu olarak tanımlamak da çok kolay değil. Teixeira bana sorarsan daha çok ikinci forvet, ikinci santrafor ya da santrafora yakın oynayacak bir isim. Dolayısıyla Teixeira'dan zaten öyle çok fazla takımı Pjanic gibi yönetmesi, pas alışverişi yapması, tempoyu ayarlaması beklenmiyor. Teixeira sinsi bir oyuncu, golcü bir oyuncu, oralara iyi giren, oralara iyi sezen, topla buluştuğu zaman bitiriciliği de çok yüksek olan, kalitesi çok yüksek olan bir oyuncu. Şimdi Beşiktaş'ta Teixeira bir kere zaten oralarda topla buluşamıyor. Çünkü Beşiktaş zaten oralarda istediği kadar fazla oynayamıyor. Evet. Problemin sebeplerinden biri bence orta saha yapısı. Yani eğer sen Pjanic'i çıkar Beşiktaş'ta, mesela Joseph de Souza, Can, Alex Teixeira oyna, bence Teixeira daha iyi gözüküyor. İşte ben de sen bağlanmadan kafamda bir şeyler oturtmaya çalışıyordum Beşiktaş'la ilgili. Çünkü hani ikisi aynı anda olmuyor. Şu an olmuyor. Herkes Teixeira'yı kesiyor ama Teixeira'yı kestiğin anda da oraya koyabileceğin
bir ikamesi yok Teixeira'nın. Yani Can Bozdoğan evet fizik güç kattı ama o da oralarda çok olan verim veren bir oyuncu değil. Daha 8 numara karakterli biri. Oğuzhan o da geriden top almayı, top çıkarmayı seviyor. Salih 6 numarada çok daha rahat ettiğini söylüyor hep. Geriden oyuncular. Aklıma da şöyle bir şey geldi sonra. Gezal acaba o bölgede değerlendirme eğer Pjanić'le devam edecekse 10 numara için. Çünkü Can Bozdoğan da zaman zaman sağ kanatta kullandı Sergen Yalçın. Böyle bir sistem oturtmuştu Can için. İki maçta galiba bir hazırlık maçı olmak üzere kullandı orada. Böyle bir acaba değişikliğe gider mi diye de düşündüm. Tabii radikal bir şey Gezdel'i sağ kanattan almak, merkeze koymak ama belki bir faydası olabilir diye düşündüm ama tabii bilemiyorum artık. Her şey kötü gittiği için farklı bir şeyler düşünmeye çalıştım. Yani geçen seneki oyuna yaklaşmak için bence Pjanić kalabilir merkezde ama işte merkezde Josef de Souza ile beraber güçlü bir merkez orta saha oyuncusuna daha ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bu da benim kafamdaki çözüm Beşiktaş adına. Bir de evet Larin arka direkte iyi işler yapıyor. Arka direk koşularıyla topta çok iyi yerde buluşup gol atabiliyor Larin. Ancak oyunun biraz daha üst seviyeye çıkması için dünkü Enkudu gibi bir oyuncuya da ihtiyaç var. Yani asimetrik kanatlar. Bir tanesi topu taşıyacak, hızlı, içeri girecek, oraları karıştıracak. Diğeri biraz daha kanat oyun kurucusu gibi, Gezler gibi daha iyi paslar atabilecek bir sistem. Hani şu an benim kafamda sol önde Enkudu, sağ önde Gezel, merkezde Batshuayi, işte onun bir tık arkası Pjanić, Can, Josef de Souza, işte savunmada da istediğin gibi kurabilirsin. Öyle bir düzen sanki Beşiktaş'ı biraz daha iyi hale getirir diye var ama tabii bunlar sadece varsayımlar. Bir de mesela savunma istediğin gibi kurabilirsin dedim. Dün Vida'nın iki golde de hatası olduğunu söyleyebilirsin herhalde değil mi? Hı hı, aynen. Aynen doğru. İlk golde uyudu orada. Yani tek ona yazmam hatayı ama pay sahiplerinden biriydi. Şimdi başıma bir şey gelmeyecekse söyleyeyim. Ben biraz daha toparlanmış bir Vida gördüm. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Hatalarına rağmen. Evet. Hatalarına rağmen dün Vida'yı ben yani o hataları yapmasa neredeyse başarılı diyeceğim de. Hı-hı. Reklama gidebilirsin bundan sonra. İnfial yaratmadan istiyorsan reklama git. Şey gibi oldu. Ama Ronaldo 3 gol harici sahada yoktu aynen, gibi bir durum aynen, oldu. Aynen. Yani ben biraz daha böyle ya da öyle söyleyeyim. Hani form olarak söylemiyorum ama daha konsantre, biraz daha maçın içinde bir Vida gördüm. Evet Ali abi, reklama gidelim yine de. Senin tamam. Söyleminden bağımsız 14.37 saatlerimiz reklamdan sonra biraz da Galatasaray Fenerbahçe mesajlarının üzerinden onlara bakacağız. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor. Mistikom! Evet devam ediyoruz. 14.40 saatlerimiz. İlk bölümde mesajlarınıza biraz baktık. Beşiktaş'ı konuştuk sizin mesajlarınız üzerinden de. Şimdi biraz Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakalım. Bu arada gün içerisinde bilmiyorum Ali abi sen denk geldin mi sosyal medyada? Fransız bir gazeteci, Marsilyalı. Orada yerel bir site veya gazetenin bir gazetecisi bir paylaşım yapmış. Dün basın toplantısı öncesi aslan heykelin üzerine oturup bir şeyler yapmış ve Galatasaraylı taraftarlar da bayağı bir tepki gösterdiler. Sonrasında kendisi de sosyal medya hesabından hem Türkçe hem İngilizce özür dilemek durumunda kaldı. O tepkiler sonrası Galatasaray muhabirleri de yine bu durumu paylaşmışlardı. Öyle enteresan bir şey yaşandı gün içerisinde, onu söyleyeyim. Onun haricinde bir dinleyicimiz bugün Çıkıldağ yer bir şey mi diyecekler? Yani şöyle, birincisi sosyal medyada bizle ilgili anket yapmayacaksınız, kazanırız. İkincisi de böyle şeyler yapmayacaksınız. Yani hazır bekleyen on binlerce insan var. Ne mesajlar atmışlardır ona. Tabii ben baktım altına. Hatta şöyle söyleyeyim, ben iki dilde özür dilemesi az bile. Yani gerekirse 18 dilde bile özür diletirler ona. Yapmamak lazım tabii. O belki kötü niyetle yapmadı. Hani kötü niyetle olacak hali yok yani tabii daha, ki. Daha ama esprili düşünmüştür. Ama bu topraklar ne yazık ki böyle şeyleri kaldırmıyor. İşte fanatik kesim bir anda sosyal medyada onun üstüne ekleniyor. Bunu tekrar söylüyorum. Hani kötü niyetli yapmış ya da yapmamış. Ayırmadan söylüyorum bunu. İnsanlar o çizgiyi ne yazık ki bizde çok fazla dikkat etmiyorlar. Ya ne olacak deyip geçmiyorlar. Hı hı. Hemen sanki işte bizim üstümüze oyunlar oynanıyormuş gibi, oymuş buymuş gibi bir şekilde üstüne gidiyorlar.
neyse dediğim gibi iki dille kurtarmış. Aynen yani ben de şey düşünüyorum genelde hani adamın ne alıp veremediği olabilir ki? Hani Marsya'nın bir muhabiri, bir gazetecisi yani kulübün değil de oradaki yerel bir gazetenin hani ne olabilir yani? Zaten öyle bir şey yapsa daha farklı bir paylaşım yapardı. Ama bizde farklı algılanıyor maalesef, hep kişisel algılanıyor. Onu ayırt etmek lazım. Diğer aklımda bir şey daha var. Çok özür dilerim. Tabii. Onu da söyleyeyim. Bugün çok hoşuma gitti. Sen biliyorum Galatasaray Fenerbahçe'ye geçeceksin. Ne, ama mutlaka görmüşsündür. Brentford'un ne yapacağını okudun mu? Görmedim. Rezerv takımı da mı kaldırıyorlar? Yok. Şöyle bir şey. Gelecek yıl iç saha formalarını değiştirmemeye karar vermişler. Taraftarlar biraz daha hani paralarını korusunlar ve aynı zamanda çevre bilinci de yerleşsin diye böyle bir karar almışlar. Bu da benim hoşuma gitti. Allah Allah. Enteresan. Evet, yani... evet. Gelecek sene de aynı formayla mücadele edecekler. Hiç değiştirmeyecekler. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Değişikmiş. Nereden baksak yani bizde yapamazsın böyle bir şey. Çünkü kulüplerinde bir gelir kalemi aslında. Bunu yapabilecek. Mesela dün şunu okudum. Beşiktaş'ta tribünlerin çoğu boştu. Sen bilet fiyatlarını söyledin. İşte en az en ucuzu 150 miydi? 150 TL'den başlıyordu. Evet. Hani şöyle yapamaz mıydınız yazmış birkaç. İşte öğrenci fiyatı gibi 25 TL'den stada doldurmak çok daha makul değil miydi demişler. Hani bu tarz şeyler bizim kulüpler pek fazla açıkçası düşünmüyorlar. Daha fazla para kazanma o odaklı düşünüyorlar. Yani bunu eleştirdiğimden değil ama biraz böyle jestler de sanki yapsalar işte Brentford'unki gibi belki ya da ne bileyim işte bilet fiyatlarını da indirime gitmek gibi jestler yapsalar taraftarda daha farklı bir bağ kurabilirler. Bence müthiş bir konu bu. Harika bir konu. Şimdi ilk 4 maçını kaybetmişsin Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde işler iyi gitmiyor. Evet. Bir çıkışa ihtiyacın var. Rakip Ajax. Dün gördük ki hakikaten motive değil Ajax. Dolayısıyla sen gerçek bir taraftarla, fazla sayıda taraftarla Ajax'ı boğup bir avantaj daha elde edebilirsin kendine. Ve dediğin gibi bu sadece biraz öngörüyle alakalı. Yani şunu düşünebilir Beşiktaş yönetimi ya da bir başka kulüp yönetimi. Ya bu maçta insanlar çok da gelmez takım bu haldeyken. Dolayısıyla biz bir şey yapalım değil mi? Aynen öyle. Çünkü o gün gelecek taraftar da hani belki imkanı yoktur. Normal şartlarda Beşiktaş'ı çok seviyordur. Parası yoktur. Aynen, ama aynen. Öyle gelecek bir taraftar protesto da etmez. Sana... Coşkuyla gelir bir de. Aynen coşkuyla gelir. Çok isteyerek gelir. Çünkü belki ilk defa geliyor olacak. Belki ikinci, belki üçüncü. Ya da uzun bir süre ara vermiştir. Ekonomik durumundan dolayı gelecektir. O heyecanı yaşatmak hem onlara da bence çok iyi bir şey. O gelecek taraftarı hem takımına daha fazla faydası olur. Daha iyi bir atmosfer olur. Win-win aslında bakarsak. %100, %100. Eğer tabii dinleniyorsak bu tarz konular için hani yönetimler de bence bu tarz durumlardan feyiz alabilirler. Şimdi Rıdvan Yılmaz'la da ilgili bir bilgi paylaşmış Sercan Dikme. Az önce tweet atmış. Belki merak eden vardır. Bugün bireysel çalışmış Rıdvan Yılmaz. Yarın takımla antrenman yapsa bile Giresun maçında ilk 11'de oynama ihtimali düşük deniyor Rıdvan için. Yani artık bir sonraki maçla birlikte Rıdvan en iyi ihtimalle dönecek gibi gözüküyor. Umut Meraş Giresun maçında sol bek oynar eğer bir problemi yoksa o da. Şimdi bugünkü maçlara biraz dönecek olursak. Şimdi az önce şunu söyleyecektim. Bir dinleyicimiz demiş ki Çıkıldağ yerine Emre oynayacak bugünkü karşılaşmada. Acaba nasıl etkiler Emre Kılınç'ın oynaması demiş. Ben öyle bir şey görmedim açıkçası. Hani hangi muhabirden bu bilgi çıktı. Ben kaçırdım ama Emre Kılınç da son dönemde forma şansını pek iyi kullanamayan futbolculardan biri oldu. Yani Trabzonspor maçı sonrası herhalde Emre'nin de Galatasaray'daki form grafiği bayağı bir geriye gitti desek yeridir. Yerini de bulamadı Galatasaray'da. Merkezde mi, sağda mı, solda mı, nerede oynayacak bir türlü kendini Fatih Terim'e kanıtlayamadı Emre Kılınç. Sen ne dersin? Bugün oynarsa bir çıkış bekler misin? Bu tarz dikine oynadığın hani geçiş hücumlarında fark yaratabilecek bir oyuncu aslında. Şimdi ben de görmedim. Kaçırmış olabiliriz tabii. Sen de ben de. Hani böyle bir haber çıktıysa ya da dinleyici kendimi öyle düşündü bilmiyorum ama dün Fatih Terim'i ben dinlerken basın toplantısında maç öncesinde herkesin duyduğu gibi Fenerbahçe maçından daha önemli dedi Marsilya mücadelesi. Hı hı. Şimdi Marsilya mücadelesini ligdeki en büyük maçın önüne koyuyorsa Fatih Terim
çıkabileceği en iyi 11 ile çıkar. Galatasaray'ın çıkabileceği en iyi 11 ile de Emre Kılınç yok bence. Değil mi? Doğru. Aynen. Ben de benzer düşünüyorum. Yani orada birkaç oyuncuda problem olsa bile ne bileyim Barış Alper Yılmaz daha önce tercih edilir herhalde hani kanatta kullanacaksan. Hani Feguli'yi merkeze çekersin ya da Morutan'ı çekersin ama Emre'yi koyana kadar orada görev verebileceğin daha fazla oyuncu var bana kalırsa da. Bana da sürpriz olur eğer bugün Emre Kılınç'ı ilk 11'de görürsek. Bir de işte az önce senin söylediğin gibi hani Emre de Fatih Terim'in kafasını karıştıracak bir performans da ortaya koymadı. Aynen mesela Cagne sürekli kafasını karıştırıyor Fatih Terim'in. Oynat beni hoca, oynat beni hoca, fırsat ver ilk 11'de. O alacak bugün büyük ihtimalle mükafatını ama Emre Kılınç için öyle bir durum yok. Ama diğer isimler için işte Barış Alper Yılmaz mesela bu derbide de süre almadı değil mi Barış Alper? Almadı. 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandı diye hatırlıyorum Fatih Terim. Babel de süre almadı. Barış Alper Yılmaz da Emre de süre almadı. Daha dar bir orada oyuncu değişikliği havuzu vardı. Taylan, Cagne ve Mustafa Muhammed'i oyuna almıştı Fatih Terim. Bakalım bugün daha az yorgun futbolculardan da ben birkaç dokunuş bekliyorum. Yani genelde Taylan bekleniyor dokunuş olarak. Morutsan yerine benim gördüğüm ama bir Barış Alper Yılmaz hamlesi de görürsek bugün ben şaşırmam. Evet, evet onu söyleyeyim. Mesajlarınız geliyor. Galatasaray akşam 1-0 veya 2-1 yenecek gibi hissediyorum demiş Yoğurtlu Makarna. Mehmet Ünlü Galatasaray bugün 1 puan alır. Lazio'da Moskova'da kaybeder. Bugün liderlik garantilenir. Şimdi onlar düşünsün demiş. Tabii bir maç kala liderliği garantilemek de böyle bir grupta olağanüstü bir iş olur. Tabii. Galatasaray'da. Aynen harika olur Galatasaray için. Hafta sonunda da çok daha rahat Yeni Malatya deplasmanına gider Galatasaray. Ama tabii burada sağladığı krediyi de ligde harcamaması lazım. Ligde o kredinin üzerine koyması lazım. Çünkü burada kredi alıyor, hafta sonu krediyi yiyor. Burada kredi alıyor, hafta sonu kredi yiyor. Böyle gitmez. Galatasaray'da bir yerde de o krediyle birlikte devam da etmesi lazım lig performansı. Bu dengeyi henüz Galatasaray oturtamadı. Daha değil, yanlış girdim cümleye. 3 ay geçti artık ligin başlamasının üzerinden. Bunun çoktan sağlanmış olması gerekiyordu Galatasaray'da. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak? Bugün bayağı herhalde atmosferi yüksek. Kıran kırana. Böyle güzel bir Avrupa Kupası maçı izleyeceğiz. Ben yüksek bir atmosfer bekliyorum. Marsilya'da şu an 4 puanda. Onların da hani Galatasaray'a yenilmesi durumunda ya da beraberlik durumunda ilk iki şansı kalmıyor. Dolayısıyla Marsilya'da bugün hani grupta hiç mağlup olmayan iki takımdan biri Marsilya ama aynı zamanda galip gelemeyen iki takımdan bir tanesi. Dolayısıyla Marsilya'da dengeli oynamaya çalışıp ama bir yerde iş berabere giderse hani nasıl ki Galatasaray Lokomotiv Moskova mücadelesinin son dakikaları bir anda rulete dönmüştü. Dönmüştü. Hani Marsilya'da tabii burada olası bir son dakikalara beraberlikle girilmesinden bahsediyorum. Artık onlar da ciddi risk alıp gene enteresan bir son bölüme taşıyabilirler maçı. Tabii burada Galatasaray'ın daha dengeli kalması lazım. Yani geçen maç Galatasaray'da buna eşlik etti. Mesela hiç gerek yokken Galatasaray'da geride çok fazla boşluk vermişti. Tıpkı Fenerbahçe'nin Galatasaray'a verdiği gibi bir nebze. Onu daha dengeli bir şekilde yapması lazım Galatasaray'ın. Çünkü beraberlikte gayet iyi bir sonuç Galatasaray'da. Hele ki diğer maçtan da böyle değişik bir skor gelirse Lokomotiv'in önde olduğu gibi bir sonuç müthiş bir iş olur Galatasaray adına. İbrahim demiş ki Ali abi dün taraftar arasında aradım bulamadım bana başkanın yanındaki lojayı işaret ettiler diyor. Böyle bir iddia var. Doğru mudur? Başkanla birlikte mi izlediniz karşılaşmayı? Ya tabii. Bilen biliyor Mert şimdi. Yani gizli mi izledin böyle? Bilen biliyor. Yapacak bir şey yok. Zaten zaman zaman çıkıyor bu tarz söylentiler. Ben de yalanlamıyorum. Ne yapayım? Peki stada giderken böyle kapşon takıp üstüne şapka, güneş gözlüğü, akşam saati mesela böyle şeyler yapıyor musun tanınmamak için? Tabii bir de uzun pardüse giyiyorum. Pardüse iyice kamufle olursun. İyice kamufle ya, oluyorum. Bugün Hollywood yıldızları gibi. Sabah işte metrodan indim aşağı doğru yürüyoruz bizim Hacı Osman Bayırı'nda. Aşağıdan bir tane bu elektrikli skuterlardan kullanan biri geliyor. Karanlık biliyorsun bizim sabah geldiğimiz saat. Böyle pardüsü gibi böyle bir kapşonlu falan da giymiş. Güneş gözlüğü takmış. Allah yanımdan Allah. Geçti. Korktum.
Gerçek anlamda korktum. Dedim çünkü bu saatten hava karanlık. Kapşon takmış, böyle kapanmış. Gözünde de gözlük var çünkü yakın, hemen yakınımdan geçti. Şöyle söyleyeyim, o eğer öyle bir kıyafet içerisindeyse sabahın o saatinde büyük ihtimalle polis tarafından aranıyordur zaten. Vallahi gerçek anlamda yani korktum. Sadece sen değil, yani İstanbul polisi de onun peşinde olabilir. Şimdi sonra hatta yanından geçti, ters yöne gidiyoruz. O bayır yukarı çıkıyor, ben bayır aşağı anladım, gidiyorum. Anladım yeri. İyiymiş. Sonra arkamı döndüm, baktım yani korktum. Duracak, hmm, ne yapacak? Çünkü tekinsiz birine benziyordu. Sabahta başımdan böyle bir İlginçmiş. Olay geçti. Son 3-4 dakikamızda biraz Fenerbahçe'de konuşalım. Fenerbahçe için de çok önemli bir karşılaşma. Gerçi işte programın girişinde bir dinleyicim söyledi ya, aslında konferans ligine gitmek de çok kötü değil, hatta işimize gelir dedi, ama tabii bunu anlatamazsın taraftar normal şartlarda. Taraftar her zaman en iyisini ister. Avrupa Ligi'ndeysen orada devam etmeni ister. O yüzden Fenerbahçe'de eminim ki sonuna kadar Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı kovalayacaktır. Ama çıkamadığı takdirde de en azından Konferans Ligi'nin cepte olduğunu düşünmekte bir rahatlık veriyor bence. Yani bugün Fenerbahçe kaybetse de öyle çok fazla kaybedilmiş bir şey yok. Tabii diğer maçın skoruna da bağlı olarak. Evet, katılıyorum. Hani seni dinledim programın girişinde. Acaba diyorlar Konferans Ligi daha mı iyi? Ben hiçbir zaman kabul etmiyorum, biliyorsun. Olabildiğin en iyi seviyede olman gerekir diye düşünmekteyim. Yalnız şöyle bir teselli var. İki takımımız da çok çok büyük ihtimal Avrupa'da yollarına devam edecek. Ya Konferans Ligi ya UEFA Avrupa Ligi. Yani iki takımla beraber Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz. Öyle söyleyeyim. Belki biri Konferans, belki biri Avrupa Ligi, belki ikisi Avrupa Ligi, hı hı, belki ikisi Konferans Ligi, düşük bir ihtimal olsa da, ama hani ikisinin beraber devam etme ihtimali en azından puan toplama açısından da bana bir teselli veriyor. Senin söylediğin psikolojik bir rahatlık da var. Avrupa'da yoluna devam etmiş oluyorsun. Bu da güzel. Olympiakos Fenerbahçe maçı da yani aslında Marsilya, hani Galatasaray deplasmanına geliyor. İşte az önce şartları anlatmaya çalıştık. Yani bu mücadele de kendi içinde bayağı bir sertlik, stres barındırabilir. Mesela hatta ilk Marsilya Galatasaray maçı gibi olabilir mi? O maçta da hatırla, bir olaylar çıktı. Taraftarlar arasında maç durdu bir 5 dakika, hı-hı, değil mi? Hatırlıyorsun. Tabii tabii. Gerginlik çıkmıştı. Burada da öyle bir şey bekleniyor. Evet, şimdi mesela şu aklıma geldi. Sabah onu es geçtik. Maçı düşünürken Mert Hakan Yandaş Olympiakos başkanının o sözlerinin hani hesabını soracağız gibi bir şey söylemişti, hatırlıyor musun? Evet, 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 evet. Yani şimdi Olympiakos başkanı da maçtan sonra çok hadsizce bir açıklama yapmıştı İstanbul'la alakalı olarak. Evimizde ama, kazandık mı? Evet, bir şey, evet. Demişti. Yani Fenerbahçeli oyuncular da, tabii Türk oyuncular, bunu kafalarının bir yerine yazmışlar. Bunun yanında bir takım 6, diğer takım 5 puanda. Fenerbahçe çok moralli. Olympiakos çıkış arıyor çünkü üst üste 2 kez Frankfurt'a kaybettiler. Hani nereden bakarsan bak, işte Türk Yunan de, o de, bu de, bu karşılaşma da hani baya baya böyle aynı Galatasaray Marsilya gibi kıran kırana bir mücadele olacak gibi. Tabii bu şartlarda gönlümüzden geçen, hani nasıl Olympiakos geldi burada bizi mağlup etti. Hani bizim de gidip orada Pire'de, Olympiakos'ta galip gelmemiz. Hani umarım iki takım da bugün kazanır. Yarın böyle keyifli bir savaş sporu olur, hat-trick olur. Gönlüm iki takımın da hani iyi oyunla galip gelmesi, o mücadeleyi ortaya koyması, hep ondan yana. Öyle çok da mağlup edilemeyecek takımlarla da oynamıyorlar. Hı hı. Onu da söyleyelim, hani iyi takımlarla oynayacaklar, dişli takımlarla oynayacaklar, ama öyle imkansız galibiyetler değil bana göre. Bu arada son bir hatırlatma da yapayım. Geçen hafta galiba, ya da geçen Avrupa Ligi maç haftasında konuşmuştuk. Grubu lider bitiren de ekstra puan veriliyor bu arada. Ülke puanında da bildiğim kadarıyla ekstra bir katkısı var. Grubu lider bitirmek de o anlamda önemli. Hem karşılaşma daha az oynayacaksın bir sonraki playoff turunu oynamadan. Son 6'dan başlayacaksın. Hem de böyle ekstra bir puanla ödüllendiriliyorsun. O yüzden Galatasaray'ın da aslında hani Avrupa Ligi'nden çıkmayı garantilediğime değil, birinciliğe sıkı sıkıya tutunması gerek. Son, evet. Son bir mesela, sen ne düşünüyorsun maçla alakalı olarak? Maç tabii çok sert geçecek. Ali abi, bence de atmosfer yoğun. Yani onlar ayrı bilendiler, açıklamalar ilk baştan sonra. Bizimkiler ayrı bir bilendi. Fenerbahçe derbiyi kazanmış. Üzerine koymak istiyor kesinlikle. Futbolcu bazında da
bu karakteri koyabilecek futbolcuları var. Yani derbide de çok aslında işin savunma kısmında belki iyi oynamayan oyuncular vardı ama çok isteklilerdi. Oyunculardan da bir pres gücü aldı Vitor Pereira belli bir zaman dilimi içinde. İşte ilk 60-65 dakika ben bu maçta da benzer bir istek arzu göreceğimizi düşünüyorum Fenerbahçe'de. Ama korkum eğer bu istek arzu biraz abartı olursa, işte ipin ucu kaçarsa, o Fenerbahçe'yi kötü etkileyebilir, oyununu bozabilir. Pereira biraz daha dengeli bir şekilde takım hazırlarsa, ki o bu tarz tartışmalardan uzak diye düşünüyorum. Belki onun tartışması farklı, eski takım olmasıyla alakalı bir tartışma var ama dur, Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili bir şey yok Vitor Pereira'nın. O da takımı iyi hazırlayabilirse bugün güzel bir oyun görürüz Fenerbahçe'de inşallah. Evet, sen sabah güzel bir şey söyledin. Yani maçın hakemi bile, maçın UEFA tarafından atanan hakemi bile aslında maçın zorluk seviyesinin net bir göstergesi. Aynen, hakemi görsem sadece zaten bakarım yani bu maç. Yani çünkü Avrupa Ligi'de evet bu maçı izlersin. Evet. Mateo Loz verilmiş, bir bildikleri var demek ki dersin. İzlersin öyle bir karşılaşma. Ama o da gerçekten yani en azından Şampiyonlar Ligi arenasında verdiği kararlardan çok emin, çok güven veren bir hakem. İspanya'da tartışılıyor ama Avrupa arenasında çok daha farklı o da. Evet. Umarız ona da çok fazla iş düşmez. Açıkçası benim de biraz içimi rahatlattı Lahoz'un verilmesi. Hı hı. Yani çünkü o ortamda deplasman takımını da çok ezdirmeyecek bir hakem Lahoz. Aynen. Evet Ali abi, o zaman bitirdik bugün de hat-trick'i. Teşekkür ediyoruz. Sana ben ilk bölümde ederim, ağzına sağlık. Yoktun, sonra aramıza katıldın. Bunu da affediyorum seni. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yarın tabii birlikte olacağız, bir aksilik olmazsa stüdyoda olacağız. Yarın önce Sabah Spor'da, ardından da hat-trick'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mistikom'un sunduğu Ali Erim ve Mert Elam'la hat-trick sona erdi. Mistikom! Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.